Merhaba, bugün size günaydın bendi ile ilgili birkaç sır vereceğim. Günaydın bendi ile ilgili röportaj yaparken meslektaşlarımdan biri bana bu kitabı hangi ortamda ve nasıl yazdığımı, daha doğrusu neden esinlendiğimi sordu. Ben de ona hiç duraksamadan Leylekler diye verdim. Evet, Leylekler bir Ağustos günü sonbahara yanaştığımız bir günde Heybeliada'da ağaçların altında oturmuşken bir de gökyüzüne baktım ki ah o da ne? Leylekler geçiyor ve o leyleklerin peşi sıra içime tuhaf bir hüzün çöktü. Bizim yaşımızda olur bu. Genç arkadaşlarım tam olarak takip edemeyebilirler bunu. Ve o andan itibaren dedim ki ya Müge ben bir kitap yazayım. Ama öyle bir kitap yazayım ki içinde leylekler olsun tamam ama bu hüzün kadar coşku da olsun, umut da olsun. Ve o umutla birlikte genç arkadaşlarımla buluşabileceğim bir mekan da yaratmış olayım. Hatta içinde çam ağaçları ve kozalaklar da olsun. Doğrusu kitabın çizimlerini yapan sevgili Huban Korman, bunu hiç kendisiyle konuşmamış olsam dahi o kadar iyi takip etmiş ki kitabın hemen her tarafı leyleklerle dolup taşmıştı. Ve ben bunu gördüğümde gerçekten o kadar mutlu oldum ki bakın görüyor musunuz 4 tane afacan leyleklerle ve daha da var. Mesela böyle gidiyor. Dolayısıyla günaydın bendi. Hem günaydın hem de farklı bir coşkuyu leyleklerle birlikte yanımıza taşıyan bir kitap oldu ve beni de çok sevindirdi.